Tekrar Şanlı Akademi'ye hoş geldiniz. Lojik tasarım derslerimize devam ediyoruz. Beşinci dersimizdeyiz. Dördüncü dersimizde ne yapmıştık? Maksimum eğimlerini görmüştük arkadaşlar. Şimdi ise Carnot diyagramlarını göreceğiz. Carnot diyagramlarını ben şöyle anlatayım size. Bizim doğruluk tablolarımız vardı. Değil mi? X, Y, olsun. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 diyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi ben bunlara rastgele yine 0, 1, 0, 1 diyeyim. Arkadaşlar bizim x sıramız m 0, m 1, m 2, m 3'tür. Bunları bir yazalım. Buna dikkat edelim. M0, M1, M2, M3'tür arkadaşlar. Şimdi biz bunu Carnot diyagramına atacağız. Carnot diyagramları dediğimiz şeyler nedir? 2 üzeri n arkadaşlar. Yani dörtlüğümüz vardır. İşte sekizlimiz vardır. On altılımız vardır. Vesaire vesaire. Ben göstereyim o zaman. Arkadaşlar, pardon. Şu şekilde. Yazarız arkadaşlar. Burası M0, M1, M2, M3'tür arkadaşlar. Şöyle gösteririz onu da. Girişlerimizi gösteririz. X, Y deriz. 0, 1, 0, 1 deriz arkadaşlar. Bakın 0, 0'da M0 var. 0, 1'de M1 var. 1, 0'da M2 var. 1, 1'de M3 var arkadaşlar. Şimdi bakın bu değerleri ben bu haritaya atacak olursam yeni bir çizeyim şöyle. Benim ne var demiş? M1 1, değil mi? Ve M3'ümüz 1. Yine bunda 1 olanları alıyoruz. Ve 1 olanları alırken şöyle. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. Komşuluklara dikkat edeceğiz. Şimdi komşuluklar nasıl olur? Ya yatay olur ya da dikey olur arkadaşlar. Yatay ve dikey olabilir ancak. Çapraz olarak alamayız. Yani şu şekilde alamayız. Buna dikkat edelim. Yatay ve dikey var sadece. Ve gruptaki eleman sayılarımız 1, 2, 4, 8 olarak gider. Ne demiştim? Bakın 4 tane var. İşte 8'li olur. 16'lı olur vesaire vesaire. Şu gruplamalarımızda tabii. Gruplama dediğimiz olay şu. Oluyormuş? Gruplamada 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 olarak gidiyormuş. Yani 3 tane grubumuzun içerisinde 3 tane eleman olamaz. 5 tane olamaz, 7 tane olamaz. Ve gruptaki eleman sayısını en fazla seçmeliyiz. Eleman sayısı en fazla olmalı grupta. Başka ne var? Bir elemanlarımız açıkta kalmamalı arkadaşlar.
elemanları açıkta bırakma. Yani burada biri varsa şu şekilde alırız. İki tane grubumuz olur. Bir eleman ayrıca birden fazla grupta yer alabilir. Bir. Birden fazla grupta yer alabilir. Ve grup sayımız en az, eleman sayımız en fazla olacak. Grup sayısı en az gruptaki eleman en fazla olacak arkadaşlar. Bizim dikkat etmemiz gerekenler sadece bunlar. Komşuluklar, yatay veya dikey, çapraz kesinlikle alamayız. Gruplama yapacak olursak gruplamadaki eleman sayımız en fazla olmalı. Ve bu bir değerlerimizin hiçbirisi açıkta kalmamalı. Yani muhakkak bir gruba dahil etmeliyiz. Bir eleman birden fazla grupta yer alabilir. Yani iki kesişim noktasında yer alabilir. Ve grup sayımızı mümkün olduğunca en az, ama grubumuzun içerisindeki elemanı ise en fazla tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi örnek yapalım. Mesela an senin örnek yapalım. Bir diyelim. X, Y, 0, 1, 0, 1. Arkadaşlar bunların fonksiyonların matematiksel ifadelerini yazarken de şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne diyeyim ben buna? F eşittir derken ne yapıyorum arkadaşlar? Bizim x ve y değerlerimiz değişmemeli. Bakın ne olmuş? Burada biz bakın şurada bir grubumuzu aldığımızda ne oluyor? Bakın şu grubu aldık. Bizim y değerimiz hiç değişiyor mu? Bakın sütun hiç değişmedi. Ama x değerlerimize bakalım değişti. O zaman x değerimizi biz alamayız. Burada ne yazarız? Y'nin değeri yazarız arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Şöyle. X, Y diyelim. 0, 1. Bunları da yazalım. İyi olur aslında. Mesela burada 1, 1 olsun. İşte buralar 0 aslında ama yazmıyoruz. Yani yazmaya gerek yok bu sıfırları. Şöyle. Bakın ben bu birleri aldım. Ne oldu? F'imizi yazarken ne demiştim ben? Bakın x'imiz hiç değişmiyor. Şu grubun olduğu yerde. Ama y'miz 0 ve 1 oluyor. Şimdi ise y'yi almıyoruz. X'in değeri oluyor arkadaşlar. Ben bununla ilgili 5-6 tane örnek yapacağım sizlere. Basit bir şu örneklerden. Yine x, y diyelim. 0, 1, 0, 1. Burada sadece bu olsun. Bakın
Şunu ben gruba aldığım zaman ne oluyor hepimiz? Bakın x'imiz hiç değişmemiş yatayda, grubun olduğu yerde. Y'miz de hiç değişmemiş. Bu sefer yine x'in değerini alıyoruz 1 yapmak için. Ve y zaten 1 olduğu için x'in değeri çarpı y oluyor. Şöyle bir örnek çizelim. bir, sıfır, bir, sıfır, bir. X, Y diyelim buna. Bakın, birleri aldım. Şekilde birleri aldım arkadaşlar. Şimdi f yazarken nasıl olacak bakın. İki tane grubumuz var. Şu eleman ikisinin de içerisine yer alabilir. Biraz önce bu kurallarda söylemiştik. Onun bir mahsuru yoktu. Ayrı ayrı değerlendireceğiz. Şu bizim birinci grubumuz olsun. Bu bizim ikinci grubumuz olsun. Şu. Turuncu birinci grup olacak. Bakın x değişmiyor. Şu yatayda. Ama y değişiyor. Ne olacak? Y'yi almayacağız. Buradan x'in değeri gelecek. Artı diyeceğiz. Bakın y'nin değeri değişmiyor. Sütun olarak dikeyde. Ama x'in değeri satır olarak değişiyor arkadaşlar. X'i almayacağız. Bu da y'ye gelecek. X'in değeri artı y'ye gelecek. Şöyle bir şey yapalım. bir bir olsun. 0 1 0 1 olacak. X, Y. Şimdi ben bunu gruba aldığımda şöyle bakın. Dörtlü grup oldu. Zaten 2 üzeri n şeklinde gider gruplarımız. Bunun değeri arkadaşlar kısaca söylemek gerekirse 1'dir. Biz buna 1 deriz. Her zaman bu şekilde bu. Sonra bir örnek daha yazayım. Ne olsun? Şöyle çapraz bir olsun. 0, 0, 1. Bakın arkadaşlar çapraz alamayız. Evet grubumuzda en fazla eleman olacak ama çapraz alamadığımız için bunlar iki tane eleman yapacak. İki tane grup yapacak daha doğrusu. Bunda ise f'lerimizi nasıl yazarız? Bakın şu birinci grubumuz, bu ikinci grubumuz olsun. X'imiz burada değişmemiş. Y'miz de burada değişmemiş. X çarpı ama y sıfır olduğu için değerini alıyoruz. Tersliyoruz. Bakın x'imiz yine değişmiyor, y'miz yine değişmiyor ama x'imiz 0 olduğu için yine tersliyoruz. Arkadaşlar. Bunun fonksiyonu da bu şekilde geldi. Bu ne? Lojik kapılarda görmüştük. Özel bir isim var bu. EXOR kapısı arkadaşlar. Bunun adı EXOR. Yani EXOR'un matematiksel ifadesidir bu. Söyleyeceklerimiz başka ne var? Ben videoyu çok uzun tutmak istemiyorum aslında. Ama 3 değişkenli Carnot haritalarını da gösterelim isterseniz. Bugün biraz uzun tutalım o zaman videoyu. Bunlar neydi? 2 değişkenli Carnot haritalarıydı arkadaşlar. 3 değişkenli Carnot haritaları diyelim. Ya bunda ne oluyor? Sadece giriş sayımız 3 tane oluyor. Diğerlerinde 2 taneydi. A, B, C diyelim şöyle.
F diyelim. Ne oluyor? M0'dan başlıyor. M1 nokta 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 nokta. M7'ye kadar gidiyor arkadaşlar. 2 üzeri 3'ten 8 tane bakın. 8 tane. 3. Ben bunları hep yazıyorum yine. İyice akılda kalsın diye. Giriş sayısıdır. Şimdi arkadaşlar iki değişkenli karma kartlarından bir farkı yok. Sadece 8 tane kutucuğumuz var haritada. Bir örnek çözelim isterseniz. Ne olsun? Hatta şu an mesela bir fonksiyondan gidelim arkadaşlar. F eşittir diyelim. F eşittir diyelim ne olsun? X'in değili YZ olsun. X'in değili Y, Z'nin değili olsun. X, Y'nin değili Z'nin değili olsun. X, Y'nin değili Z olsun arkadaşlar. Şimdi bunlar ne demektir? Bakın X, Y, Z'yi almışız. Demek ki X'imiz sıfır değeri geliyor. Bunlar 1, 1 geliyor. Bu 0 geliyor, 1 geliyor, 0 geliyor. Bakın terslediğimiz için bunları 0 diyorum. 1 yapmak için tersliyor çünkü. Bu 1 oluyor, 0 oluyor, 0 oluyor. Bu 1 oluyor, 0 oluyor, 1 oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir doğruluk tablosuna yerleştirsem görmeniz açısından daha iyi olacaktır. Şimdi ne diyeyim? X, Y, Z diyeyim arkadaşlar. Şöyle. F dedik. Neydi? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bunlar da neydi? M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Şimdi sıfır birbirimizin olduğu yer neresi? Artık renginizi değiştireyim. Şuradan. Sıfır birbirimizin olduğu yer. Bakın şurası. Sıfır bir sıfırımızın olduğu yer. Şurası. 1 0 0'ımızın olduğu yer şurası oluyor arkadaşlar. 1 0 1'in olduğu yer ise şu kısım oluyor. Şimdi ben şu karnı şurayı siliyorum. Sildim burayı. Arkadaşlar bakın. 3 tane girişimiz olduğu için 8'li bir kutucuk çiziyorum şuraya. 2 çarpı 4'lük bir kutu. Tam 1, 2, 3. Arkadaşlar bu evi şu şekilde yazıyorum. X, Y, Z diyorum. 0, 1 diyorum. 0 0 diyorum. 0 1 diyorum. 1 1 diyorum ve 1 0 diyorum arkadaşlar. Bunda da özel bir durum var. Şu durum var. Yine ben rengi değiştireyim şuradan. Bunda M0 ile başlıyoruz arkadaşlar. M1 diyoruz. Sonra ne yazıyoruz arkadaşlar bunda? M3 ve M2 yazıyoruz arkadaşlar. M3, M2 yazıyorum. Nerede kalmıştık? M4, M5, M7 ve M6 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Bunda gördüğünüz gibi bakın sıfırdan başlıyor.
0, 1, 3, 2. Sadece şurası değiştiriyor. Bakın atlıyoruz yani 4, 5, 7, 6. Burası değiştiriyor. Yani burası şu önemli arkadaşlar. Yani bunda şöyle yaparsanız mesela M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 yaptığınızda sizin bulduğunuz sonuçlar yanlış olacak. Yani soruyu yanlış çözmüş olacaksınız. Bunda bu şekilde gösterdim hemen. Şimdi ben sorumun çözümüne geçeyim. Bir, iki, üç. Şöyle yapayım. X, Y, Z. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Neymiş arkadaşlar? M2 ve M3'ümüz neresi? M3 burası. Buraya 1 yazacağım. M2'miz burası 1. M4'ümüz neresi? Burası. M5'imiz şurası. 1, 1 yazdım arkadaşlar. Şimdi ben bunları şu şekilde grup olarak alıyorum. Grup olarak şu şekilde aldım. Şimdi bunların sıra geldi fonksiyon şekilde ifade edilmesine. Bakın x'imiz burada değişmemiş. X çarpı diyorum. Bakın şu y'mizi bu z'mizi ifade ediyor. Y'mizi z'mizi ifade ediyor. Y'miz 0 0 değişmemiş. Z'miz 0'dan 1'e değişmiş arkadaşlar. Z'mizi 0'dan 1'e değiştiği için almıyoruz. Y'miz 0 0 kaldığı için alıyoruz. X çarpı y'nin değeri oluyor. Şimdi şu grubumuza bakıyoruz. Bakın yine x'imiz değişmemiş. Ama x'imiz bu sefer 0 olduğu için x'in tersini alıyoruz. Tersliyoruz ve 1 oluyor tabi. Çarpı diyorum sonra. Bakıyorum y. Y değerimiz 1, 1. Z değerimiz 1, 0. Z değerimiz 1'den 0'a değiştiği için almıyoruz. Y değerimiz sabit kaldığı için alıyoruz. Ve 1 olduğu için aynen alıyoruz. Terslemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun mesela örnek bir lojik devresini çizeyim ben size. X diyelim. Şu girişimize Y diyelim. Örneğin buradan bir evrecimizi getireyim. Bir tane de kapısını attım. Buradan ise alıyorum. Bir tane evrecimizi. Şu anda y'nizi alıyorum arkadaşlar. Yine bir tane R kapısını atıyorum. Bunlar aradaki işaretimiz toplam işaret olduğu için bir tane veya kapımızla işaret ediyoruz arkadaşlar. Bu da bizim lojik devremiz oluyor. Bakın kompleks bir yapıdan ne kadar basit bir hale indirgedik bunu. Bu sadeleşmiş yapımız oluyor arkadaşlar. Matematiksel ifademiz oluyor. Bunu gördük arkadaşlar şimdi. Yani bunda tek dikkat etmemiz gereken yer aynı ikililer gibi çözülüyor ama M0, M1 ama şurası yani. Şurası dikkat etmemiz gereken yer. Yani şuralar yazayım. Dikkat. Bununla başka bir şey yok. Üç değişkenli yapılar da bu şekilde arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnekler tabii çoğaltılabilir. Dört değişkenli Carnot kartaları var mesela. Dört değişkenli Carnot kartalar da aynı şekilde çözülüyor. Onun da ben hemen kuralını göstereyim size. Onda da bu şekilde bir değişme var arkadaşlar. Nasıl var?
Çözüm metotları aynı. Hiçbir fark yok. Ama şu şekilde çizeyim ben göstereyim. Dört satır yapıyoruz. Nasıl sütun olduğunu görüyorsunuz. 4 satır 4 sütun oldu arkadaşlar. X, Y, Z, T diyelim mesela. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 diyoruz. Bunda ise yaptığımız iş, buradan rengi değiştireyim. M0, M1, M3, M2 oluyor. Sonra M4, M5, M7, M6 oluyor. Ve buradan M12 atlıyor. M13, M15, M14 oluyor. M8, M9, M9 şöyle, M11, M11, M10 oluyor arkadaşlar. Bakın. Yine şuralarda değişme var. Biraz önceki kuralda olduğu gibi. Dikkat. Ama şurada da bakın bunda da ne değişmesi var. Üçüncü satırla dördüncü satır yer değiştirmiş arkadaşlar. Şuradan bir dikkat daha var. Yine üçüncü, dördüncü sütunlar yer değiştiriyor. Aynı zamanda üçüncü satırla dördüncü satır da yer değiştiriyor. Üç, dört satır sütun yer değiştiriyor. Bunu bu şekilde aklımıza tutabiliriz. Bununla da ilgili bir örnek yapalım. Nasıl örnek yapalım? Mesela şöyle. Örnek diyorum ben. F fonksiyonumu pardon. Şöyle. A, B, C, D diye. E diye. Bakın burada değişik bir soru olsun şu şekilde gösterim olarak. Yani bu şekilde de karşımıza gelebilir. 8, 9, 10. İfadesini sadeleştirin demiş. Ne bu arkadaşlar? Şu toplam sembolümüz varsa eğer bu bize minçen
verir. İnsan dediğim olayı da biliyoruz arkadaşlar. Fonksiyonumuzda bir olan yerler demek. Yani çarpımların toplamı diyorduk biz buna. Değil mi? Bunu nasıl yerleştiriyoruz? Peki şöyle ben şey yapayım. Bir dörtlü daha çizeyim. Çizdik arkadaşlar şöyle. ABCD diyeyim. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 arkadaşlar. Yeşille yazayım bunları. Bakın. M0 nerede? Şurada değil mi? Tam şu köşede. Bunu ifade ediyor yani bunlar. 0 demesi M0, M1, M2, M5, M8, M9, M10. M0'ımız şurada 1. M1'imiz nerede? M1'imiz burada. Değil mi? Sonra M2'miz var arkadaşlar. M2'miz de burada. M5'imiz var. Burada. M8'imiz var. Şurada. M9'umuz var. Burada. M10'umuz var arkadaşlar. Şurada. Şu şekilde. Bunları gruplayacağız arkadaşlar. Nasıl gruplayacağız? Şunlar kendi arasında bir gruptur. Şu da önemli bir husus. Tam köşelerde varsa arkadaşlar bakın. Tam köşelerde var. Tam köşeleri şöyle yapıyoruz. Şekilde. Bakın tam köşelerde birer grup oluyor arkadaşlar. Sonra bakın. Bunu şu uçtan ve şu uçtan şu şekilde katladığınızı düşünün. Şu birler komşu olacaktır. Bakın şu birler ve şu birler komşu olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda ben onları da turuncu çizdim ama şunlar köşelerden birleştirdiğimizde aynı zamanda şunlar şu tam köşedekiler köşelerden birleştirdiğimizde bunlar tam komşu olacaktır arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Nasıl oluyor? Umarım anlamışızdır. Tam köşeler de birer grup oluşturur. Yani köşelerden birleştirdiğimizde. Örneğin şu tam şurası ve şurası arkadaşlar. Şu şekilde katladığınızda onlar da komşu oluyor ve birer grup oluşturmuş oluyorlar. Şimdi bunları yapacak olursak örneğin değiştiriyorum artık. Şu grubumuz var bizim. Şu kırmızılı grup. Onu birleştirdiğimizi düşünün. Ne oluyor? A'mızın değeri 0,1. Bakın değişti. B'mizin değeri 0,0. Değişmedi arkadaşlar. Buradan ne geliyor? B'nin değeri geliyor. Buradan bakın bir de. C'miz ve D'miz var. C'miz 0,0. D'miz 0,1. Bakın burada da C'miz değişiyor arkadaşlar. C'miz değişmiyor pardon. D'miz değişiyor. C'miz 0 olduğu için tersini alıyoruz. Sonra biz buradan artı diyoruz. Bakın şu turunculu grubumuz var. Onda A'mız 0,0, B'miz 0,1. A'mız yine değişmemiş orada. Yani A'mızın tersini alacağız ama 0 olduğu için. Çarpı diyeceğiz.
Sonra burada CD'miz var. CD değerimiz de C ve D'miz de değişmiyor hiçbir şekilde. Ama ne olmuş orada? Bir daha bakalım. A'mız değişmemiş. A'nın tersini aldık. C'miz değişmemiş. Tersini aldık. D'miz 1 olduğu için zaten aynen yazıyoruz. Bakın şu iki grubumuz da gitti. Sonra bu köşedekiler kaldı arkadaşlar. Köşedekiler de nasıl oluyor? Evet, arkadaşlar bakın köşedekilerde A değerimiz 0, 1, B değerimiz 0, 0. Yani A değerimiz değiştiği için almıyoruz. B değerimiz 0, 0. Evet değişmemiş alıyoruz ama B'nin değeri geliyor. Çarpı diyoruz tabi. Arttırmıyoruz. Bakın şunlardan baktığımızda CD'mizin değerleri C'miz 0, 1, D'miz 0, 0 arkadaşlar. C'mizi almıyoruz. D'mizi değişmediği için alıyoruz ama 0, 0 olduğu için tersleyerek alıyoruz arkadaşlar. Bunun cevabı bu kadar arkadaşlar. Yani basit gayet bunlar. Ama 16'ya girdiğinde biraz tabi dikkatimizin daha fazla olması gerekiyor. Daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Çok zor şeyler değil yine. Yani lojik çok fazla zor değil aslında. Bir şekilde mantığını oturttuğunuz zaman, çok fazla soru çözdüğünüz zaman illaki aklınızda kalıyor. Ben de size buradan örnekler çözmeye çalışıyorum. Yani temel düzeyde olsun, orta düzeyde olsun. Arkadaşlar, umarım faydalı oluyordur sizlere. Umarım Carnot haritaları faydalı olmuştur. Bundan önceki konularda faydalı olmuştur. Carnot haritalarını bilmemiz gerek. Maxler, Minter'i bilmemiz gerek. Bunlar çok önemli. Hadi taban dönüştürmeler falan çok önemli değil. Zaten kolay şeyler de. Yani lojinin temelini oturtabilmemiz için bunları gerçekten bilmemiz lazım. Bilmemiz gerekenler kapıların matematiksel ifadelerini, durum tablolarını sadeleştirmeyi, maxler, minter mi, Carnot haritalarını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Bunları tekrar etmemiz gerek. Benden bu ders bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.